Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 6 Aralık 2020 günlerden pazar. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kemal Özkiraz'la birlikteyiz. Kemal Özkiraz'la gündemi ele alacağız. Aslında daha önceleri her gün yapmaya çalışıyorduk ama şimdi iş yüklerimizden dolayı bunu belli zamanlarda yapmaya çalışıyoruz. Kemal nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim Gökhan. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz. Valla yayın yapmayınca insanlar ne oldu diye soruyorlar bize, sana muhtemelen. Ben de bir şey yok diyorum. Bana sıklıkla şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya Gökhan'la küs müsünüz? Diyor ki ya Gökhan'la niye küs olalım? Küs değiliz Gökhan'la ama artık herkesin başka bir mecrası oldu. Ben önceden Gökhan'ın misafiri gibiydim. Gökhan'ın iteklediği adamdım. Ama benim kanalda artık büyüdü. Gökhan ikisi de birden yetişemez oldu. O yüzden herkes kendi bacağından asılıyor artık diyordum. Ama ara ara böyle yapmamız iyi oluyor. Kesinlikle. Kemal, şimdi ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Malum geçtiğimiz ayın flash gündemi bir Biden seçilmesi, iki Berat Albayrak'ın istifası. Flash gündemi diyorum. İkisi de Türkiye'nin ana gündemi oldu. Herhalde Amerikan seçimleri Amerika'da bu kadar gündem olmamıştır. Trump reisçiler çoğaldı. Sonra onlar geriye çekildi. Arkasından Berat Albayrak gitti. Gitmesine gitti de dikkatini çektim bilmiyorum Kemal. Bu adam istifasına gerekçe olarak ister usulden olsun ister gerçekten olsun bu konuda soru işaretleri hala var. Sağlık nedenleri dedi. Allah'ım 289 tane milletvekili var AKP'nin. MHP ile katarsak 340 milletvekili var. Birisi geçmiş olsun dahi demedi. O kadar yol arkadaşlığı yaptılar. 16 bakan var. Sadece usulden hakkını yemeyelim. Milli Eğitim Bakanı geçmiş olsun dedi. Acil şifalar dedi. 15'i hiç demedi. Yandaş var. Süleyman Soylu dedi galiba. Ben hatırlamıyorum. Belki demiş de olabilir ama şu rakamı vermek istiyorum Kemal. Belediye başkanları, meclis üyeleri, 11 milyon üye. Ya Twitter'da hiç denk geldi mi sana? Geçmiş olsun Berat Albayrak diye. Ölümün arkasında diyenler nerede? Hiç denk gelmedi. Çünkü inanmadılar. Yani kendileri de inanmadı. Fakat ben bir şey söyleyeyim. Berat Albayrak'ın ciddi sağlık sorunu var. Yani ben bunu biliyorum. Tabii ki hasta mahremiyeti gereği bildiğim sağlık sorunu açıklamayacağım. Öyle bir şey yapmayacağım ama Berat Albayrak'ın ciddi bir sağlık sorunu gerçekten. Ama kamuya mal olan bir isimden bahsediyoruz sonuçta. Ekonomi evet, Bakanımızdan. Evet, bırakma sebebi sağlık sorunu tek başına değil ama bırakma sebeplerinden bir tanesi de gerçekten Berat Albayrak'ın artık bunlarla uğraşamıyor olması. O zaman şu soruyu sorarım Kemal, senin kaynakların sağlamsa. Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak muhtemelen Trabzon'da. Büyük ihtimalle. Londra'da olduğunu söyleyenler de var ama hani bilmiyorum, onu teyit edemedim. Fakat sağlık problemi olduğunu istifa etmeden önce de biliyordum. Biliyorsun ben Berat Albayrak'ın istifasını da önceden biliyordum. Evet. Naci Ağbal'ın atamasını da önceden biliyordum ve yazmıştım. Evet, Berat Albayrak'ın istifa sebebi sağlık sorunu değil. Fakat Berat Albayrak'ın ciddi de bir sağlık sorunu var. Onu o kadar mı söyleyeyim sadece? Allah şifa versin diyelim. Ne diyelim? Yani biz de geçmiş olsun diyoruz tabii ama böyle affını dilemekle de Türkiye Cumhuriyeti'ni her ne kadar mevcut düzen içerisinde kendini affettirmiş olsa da bir gün hukuk önünde de yaptığı yanlış politikaların ağır bedelleri var. Sonuçta hepimiz ödüyoruz, yurttaş olarak ödüyoruz. O acı reçeteyi hepimiz içiyoruz. Malum sen de, ben de, hepimiz, izleyicilerimiz de. Bundan da birisinin hesabını sorması da gerekir. Ben şunu söylüyorum ama önce sağlık, yani önce bir iyi olsun. Bir kere şeyde çok haklısın. Yanlış politikalar konusunda hukuk dışı politikalar diyelim ona biz. Çünkü mesela Merkez Bankası'nın bütün döviz rezervini ihalesiz bankalar üzerinden, kamu bankalar üzerinden satmak çok ciddi bir suç. Yani ihalesiz döviz satışı olmaz. Merkez Bankası ihalesiz döviz satmaz mesela. Ve bunlar tabii gelecekte çok konuşulacak ama bugünün konuları değil. Bugünler aslında için yok, gelecekte diyorum da Kemal çok özür dilerim ama Lütfü Elvan göreve başladığı ilk gün İlk demecinde nedense ne yandaş medya ne muhalif medya bunu ele almadı. Bundan sonra hukuk içerisinde hareket edeceğiz dedi. Piyasaya da güven vereceğiz dedi. Bir, hukuk içinde hareket edeceksen senden önceki yönetimin hukuk dışı olduğunu iddia ediyorsun. İki, hukuk dışı olduğunu iddia ediyorsan herhangi bir suç duyurusunda bulundun mu? Üç, hukuk dışında hareket eden bürokratlardan hiçbirisini niçin görevden almadın? Aynı bürokratlar devam ediyor. Hani dünkü manşet de attım ben. Berat Albayrak
belki istifa etti ama fikirleri hala iktidarda. Bir Doğu Perinçek, iki Berat Albayrak, Türkiye'nin herhalde fikirleri iktidarda olan iki isimden bahsedebiliriz yani. Bunda tarihe not düşmek gerekiyor Kemal. Fikirlerinden öte kadroları da iktidarda Berat Albayrak. Berat Albayrak Türkiye tarihinde muhtemelen bakanlık pozisyonunda olup en çok kadrolaştıran insandır. Çünkü fiilen başbakan pozisyonundaydı. Aslında bakandı ama fiilen başbakandı. Kadrolar da hala görevde. Uzunca bir sürede görevde kalacaklar belli ki AKP döneminde. Kesinlikle. Ama bununla şu soruyu da geçelim mi Kemal? Biraz yorum yapalım bu konuda. Şimdi Berat Albayrak istifa etti. 72 saat sonra yeni bakan atandı. Malum o dönemi hepimiz hatırlıyoruz. Ne heyecanlı günlerdi. Kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir şey açıklamıyor. Devlet, deve kuşu gibi devlet diyorum. Kafasını kuma gömmüştü ama. Malum şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Bir anda rotamız Avrupa Birliği olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası yaptırım artık geldim geliyorum diyor. Yaklaşmakta olan bir cisim gibi. Bunları düşününce kabine revizyonu bekliyor musun? Yani şöyle, aslında kabine revizyonu yapıldı. Yani insanlar farkında değil. Türkiye'de kabine revizyonu bu haliyle iki konu var. Türkiye'de kabine revizyonu ile ilgili. Bir, ekonomi yönetimi. İki, güvenlik ve dış politika yönetimi. Çok basit. Ekonomi gitti mi? Değişti mi? Sil başta. Değişti. Geriye ne kaldı? Güvenlik ve dış politika. Yani nedir? İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı. Bunların zaten üçü ve Milli İstihbarat birbiriyle bağlantılı değişeceği için biri değişse zaten hepsi değişecek açıkçası. Yani bir tuğla çekiş hepsi yıkılır Kemal, öyle diyebilir miyiz? Evet, ben hem Avrupa Birliği'nden gelebilecek böyle kısmi de olsa bir yaptırım kararı hem de ABD'de Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte sıkışacak olan iklimden dolayı Türkiye'nin dış güvenlik ve güvenlik politikalarında değişiklik beklemiyorum. O yüzden kabine değişikliğinde bu üç saydığım ismin kısa vadede gideceğini beklemiyorum. Çünkü daha çok bir içe kapanma ve daha ağır bir despotik yönetim bekliyorum. Bu üç isim bunun için biçilmiş kaftan. Yani Hakan, üç isim derken Hakan Fidan, Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'dan bahsediyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'nu onların dışında tutuyorum açıkçası. Yani o sikletin çok üstünde olarak görüyorum Mevlüt Çavuşoğlu'nu. O yüzden bu üçünün ben değişmeyeceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın fikir olmakla birlikte. Hani şu var Gökhan, bu yaptırımlara biz iki şekilde cevap verebiliriz. Bir, gerçekten demokratik ve şeffaf bir ülke olarak cevap verebiliriz. Bunun olmayacağını geçtiğimiz haftalarda gördük. Yani Cumhurbaşkanı mafyayla tehdit edildi ya. Mafyayla Cumhurbaşkanı tehdit edildi. Demokratikleşme olmasın, reform olmasın diye. Ne olacak bu saatten sonra? Bunu yapamıyor. Belli ki bunu yapacak gücü yok. Devletin diğer kliklerini, ittifakın gizli kliklerini ikna edemiyor. Açık kliğini ikna edemiyor. MHP'yi ikna edemiyor. O zaman ne yapacak? Daha çok sertleşecek. Daha çok sertleşmesi için elindeki figürler bence en tecrübeli figürler. O yüzden onları değiştirmez diye düşünüyorum. Yani senin aslında bu konuda hemfikirim yani. Zaten Süleyman Soylu'yu değiştirmek, Hulusi Akar'ı değiştirmek. Hulusi Akar'ı değiştirmek, baktığımızda Hakan Fidan'ı değiştirmek. Yani bunlar birbirinden bağlantısız değil. Senin de bu konuda katılıyorum ama ben yine de usulden de olsa bu Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının şiddeti az olur. Avrupa Birliği Türkiye'de bağını tam koparmazsa içe kapanmanın biraz da gerçekçi olacağını düşünmüyorum. Yani sonuçta her ne kadar Avrupa deseler de Avrupa'sız da Türkiye'nin yapamayacağı Avrupa. Daha doğrusu kendileri yapmak istese de sanayisi, ithalatçısı, ihracatçısı, eğitimi hiç kimse Avrupa'sı yapamaz. Yani göbekten bağlıyız derken söylemiyoruz. İhracatımızın %66'sı, ithalatımızın %77'si, para transferlerimizin %82'si. Kemal, bu rakamlar bir ülke tabii için sadece, telafi edilemez. 82 milyonluk bir pazara mal üretip satarak 82 milyonu doyuramazsınız. Bu çok açık. Avrupa'da bizim için en büyük pazar Avrupa Birliği olmadan karnımızı bile doyuramayacağımız çok açık. Yani Avrupa Birliği'ne muhtaçlıktan değil bu. Avrupa Birliği bizim müşterimiz. O olması aç kalırız. Çok basit yani. Aynen. Avrupa Birliği için de Türkiye öyle vazgeçecek bir yer değil. Mesela ya, Hollanda bütçesine baktığımızda %4.2'si Türkiye'yi yaptı ihracat. Bu, evet. O çok ama büyük orada aç kalmazlar. O var yani. Aynı mesela. Hani %4'ü telafi edebilirsin. Mesela Türkiye'nin Suriye pazarı kapandı. Irak pazarı kapandı. Bir dönem onlar da pazarda payı vardı. Türkiye evet. Ölmedi. Artık üstüne bir de 4,5-5 milyon Suriyeli de Türkiye'ye girdi. O da ekstrası var. Ha, bu yüzden ben
Hani çok düşük bir ihtimal. Belki Hulusi Akar'ı kısmen ayrı tutalım. Çünkü Hulusi Akar'ın bir yandan da NATO bağlantıları, Amerika Birleşik Devletleri'yle olan ilişkilerini düşündüğümüzde bana göre Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevcut kabine içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha yeri sağlam bir isim varsa Hulusi Akar. Ben sana tam onu soracaktım Gökhan. Yani şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Sen bu dış politikayı daha çok takip ediyorsun da. Mesela Biden yönetimi geldiğinde Hulusi Akar gibi NATO'da yetişmiş bir generali elde tutmak daha mantıklı değil mi? Şimdi benim şahsi fikrim, daha önce kendi yayınlarımda da anlattım da, Biden yönetimi tabii ki öyle gelince astığı kestiği olmayacak. Hani bir demokratlardan bahsediyoruz. Bundan önce işte Obama dönemi olsun, Clinton dönemi olsun. Yani bunlar zaten şifrelerini veriyor. Sonuçta Biden 82 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Bu noktada aslında kurmayları nasıl olacak? Kurmaylarına baktığımızda öyle keskin bir Türkiye düşmanlığı ya da keskin bir Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu değil. Ama Avrupa'da başlayan bir şu rüzgar var. Macron başlattı. Kısmen Heiko Maas buna eşlik ediyor. Biden ekibi de bunu destekliyor. Erdoğan eşit değildir Türkiye denklemi kurmaya başladılar. Bu tehlikeli bir denklem. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu denklem daha önce Saddam için kuruldu. Şu anda Venezuela'nın mevcut Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro için kuruldu. Bu önemli. Ama bu eşik değeri aşıldı mı? Aşılmadı. Bence bu noktada Türkiye'de sonuçta kimle temas kuracak AKP hükümeti içerisinde? Ben AKP hükümeti veya saray kadrosu içerisinde baktığımda bir, yurt dışıyla doğrudan temas kurabilecek Dışişleri Bakanı değil, Hulusi Akar var. İki, İbrahim Kalın. Bakın hiç kimse sesini etmiyordu. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin bir hafta önce biz İbrahim Kalın'ı sessiz sedasız Brüksel'e gönderdik. Yok komisyon başkanıyla, yok parlamenterlerle, yok yüksek temsilcilerle görüşmeye başladı. Ha, arada boş durmadı. Arada Ali Mahir Başar'a da geçirdi. Türkiye siyasetten kopmayacağım dedi ama nitelik olarak bugünkü kadronun içerisinde bir Hulusi Akar, iki İbrahim Kalın. Bu ikisi Avrupa içinde, ABD içinde AKP'nin açık kapı kolu. Yani doğrultusu diplomatik temaslarını sağlayacağı isimler. Hani şunu da göz ardı etmeyelim. Biraz uzattım lafı ama Biden 20 Ocak'ta yemin edecek. 20 Ocak'a kadar aşağı yukarı bizim burada bir 40 günümüz var. Biden arkasından 100 günlük bir plan açıklayacak. Yani adamlar yatıp kalkıp bugün sabah Türkiye'ye ne kötülük yapsam düşüncesiyle de başlamayacaklar. Yani AKP'nin önünde benim tahminime göre 140 gün, 150 gün arası bir bant var. Bu 150 gün içerisinde ABD ile Biden yönetimine entegre olur mu? Olur. Ama bunun yanı nedir? Lobicilik, lobicilik, lobicilik. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim, sözü sana bırakacağım. Türkiye lobicilik konusunda o kadar başarısız ki, o kadar yeteneksiz ki. Trump geldiğinde, Trump'la Türkiye çok iyi ilişkiler kurabilirdi. Hani iyi kurduk. Bence şunu da söyleyeyim. AKP iktidarının diplomatik olarak ömrünü uzatan bir karakterdi Trump. 2016'dan sonra eğer Trump yerine Obama olsa veya Hillary Clinton olmuş olsa bugün AKP iktidarının uluslararası kamuoyunda saygınlığı azaladı. Trump geldi. Bunlar ne yaptı? Lobicilik yapacaktı. Yapsınlar. Meşru bir şey. ABD'de bu meşru bir şey. Gidersiniz lobi şirketiyle anlaşırsınız. İsterseniz başkan yardımcısının şirketi olsun. Anlaşırsınız. Parasını resmi evrakla ödersiniz. Maliye Bakanlığı'na lobi şirketi bildirir. Arkasından lobicilik yaparsınız. Bizimkiler ne yaptı? Daha geri gelmez. Ulusal Güvenlik Danışmanı McFly. $40 milyon verdiler. Adam sonra itiraf etti. FBI'ye sorgusunda itiraf etti mahkemede. Sorun şu. Amerika diyor ki sen 40 milyon almanda problem yok diyor. 40 milyonu vergisiz almanda sorun var diyor. Ya bizimkilerin lobicilik anlayışı Türkiye'deki rüşvet çarkın Amerika'da devam ettiğini düşünmedim. Ya evet. Bir tane aklı çalışan diplomatımız kalmadı. Kemal, yani samimiyetle söylüyorum. Birkaç tane... Ya, Gökhan, geldikleri ilk günden beri Türkiye'nin diplomatlarını monşer diye aşağıladılar. Türkiye'nin doktorlarını, hekimlerini bunlar sizin önünüzde ceket ilikleyecek diye aşağıladılar. Yani cehaleti kutsayıp liyakati yerin dibine gömdüler. Bu dış politikada da olunca işte bu hale geliyoruz yani. Aynen. Egemen bağışları. Yani. Biden'ın insafına, Avrupa Birliği'nin vicdanına Türkiye'yi terk etmiş oluyoruz işte. Sorun da bu. Valla durum tam da o zaten, dediğin doğru. Birkaç tane diplomatlar, hani diplomatlar öyle kolay kolay görevlerinden alıp kızağı çekemiyorlar. Kızağı çekseler de yine diplomat diplomatlığıyla kalıyor. Evet. Orada bir kurumsal yapı var ama bu AKP'nin de yıkamayacağı bir kurumsal yapı. Şimdi hakkını yemeyelim, Kanuni Sultan Süleyman'dan beri. O günden bugüne Türk diplomasisi Osmanlı'yı ayakta tuttu. Yıkılmakta olan imparatorluğu 200 yıl ayakta tuttu. Evet. Yani Erdoğan bile yapamaz, yıkamaz o diplomasiyi, öyle kolay kolay değil. Ama işte Egemen Bağış gibileri de Dışişleri Bakanlığımız atarsa
Sonu bu olur, ayrı mesele. Yani Egemen Bağış Büyükelçi, Merve Kavakçı Büyükelçi ise ve onlardan çok çok daha fazla hak eden o Monşer diye aşağıladıkları bir diplomasi bürokratı, bir diplomat onların altına ateş olarak veriliyorsa çalışma azmi ne kadar kalır? Sorgulamak lazım. Ya ben yine de temas halinde olduğum büyükelçiler var. Evet, bürokratlar var. Yani yakın elinde görüşüyor sağ olsun haberlerle. İstişare. İnan Kemal var ya, bu sistem değişsin, ertesi gün öyle bir canlı haşla çalışırlar ki yepyeni bir Türkiye hayali yaratırlar. Gerçekten bunu samimiyetle tanıdığım isimler var. Yani ismini açıklamayayım şimdi, deşifre etmeyelim. Kaynaklarımız da yani. Gerçekten ben inanıyorum ya. Yani ekonomi yönetimini bilemiyorum ama diplomasi yönetiminde destan yazacak bir kadro 10 yıldır bekliyor. 10 yıldır. Ekonomi yönetimi de öyle Gökhan. Her şeyi sindirdiler ama bak öyle hazine uzmanlarımız var ki, öyle maliye uzmanlarımız var ki eski başbakanlık uzmanlarını sağa sola dağıttılar. O dağıttıkları uzmanları toplasan devlet kurulur. Yani öyle söyleyeyim sana. Çok kaliteli, nitelikli insanımız var ama işte Kartal İmam Hatip'ten mezun olmayanın hiçbir yere gelemediği bir devirde yaşıyoruz yani. Yanlış zamanda yanlış yere dokuduk Kemal ya. İşte evet. İstanbul, Ankara'da Kartal İmam Hatip vardı, biz mi okumadık diyorum ama neyse. Kemal, bu arada seni de tebrik edeyim, laf arasında kaynamasın. Dün İstanbul Channel tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerine yönelik araştırmada Türkiye'nin en güvenilir araştırmacısı seçildi. Ekranlarda en fazla görünmek istenen araştırmacısı seçildim. Bu konuda takdir de ediyorum yani, kıskanmıyor değilim. Allah'tan araştırmacı değilim diyorum ama şu YouTube kanalına bir frene bas. Teşekkür ederim. Şöyle olmuş, İstanbul Channel diye bir kanal kuruluyor. Bu kanal test yayınına da başlamış. Teknoloji, gençlik ve haber kanalı. Tematik bir kanal yani. Ve üniversite öğrencilerine çeşitli alanlarda ekran yüzü olarak kimlerle anlaşalım diye anketler yaptırıyor. Yani anketlerle belirlemek istiyor anlaşacağı kişileri, yorumcuları, konukları vesaireyi. Müzik alanında, müzik ve sanat alanında çok normal olarak Haluk Levent çok açık ara birinci çıkmış. Hukuk alanında anayasa raportörü eski raportör Osman Can çıkmış. Kamuoyu araştırmacısı alanında da hem en güvenilir kısmında hem de ekranda en çok görünmek istenen kısmında da ben çıkmışım. Dün tweet attım, en azından biyoma yazarım diye. Çünkü Özer Sencer çok iyi çıkmış mesela. Çok az bir farklı ikinci olmuş Özer Hoca. Şimdi, Türkiye'de yasaklı anketçiler listesinde herhalde bir bensem, iki Özer Hoca'dır. Son dönemde biliyorsunuz Özer Sencer İYİ Parti'nin kuruluşu döneminde de İYİ Parti'ye anket yapıyor diye falan gözaltına alındı. FETÖ'cü, METÖ'cü diye. İnşallah başımıza bir şey gelmeyecekse hani Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketi seçilmişiz. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah, inşallah ama bu arada daha kanal nasıl? Şirket değil de Türkiye'nin en güvenilir araştırmacısı seçilmişim. İsim olarak Kemal Özkan'a çıkmış. Buna daha çok sayındım. Tabii tabii, çok önemli. Kemal, bu arada kanal nasıl gidiyor? YouTube kanalım yani. İyi gidiyor ya. Çok iyi gidiyor bence. 66 bin civarında herhalde şu anda abonemiz var. Katıl üyelerimiz de epeyce var. Şeye çok az kaldı. Öyle söyleyeyim. 100 bin olduğumuzda tüm işlerimizi, anket işlerimizi kanalımızdan finanse etmiş olacağız. Çok az kaldı bence o noktaya. İyi de gidiyoruz. Tabii iyi de gidiyor. Ben burada hatta izleyicilerimize de ricada bulunuyorum. 23 derece izleyicileri. Şu anda tam da ekranınızın sağ üst köşesinde bir uyarı çıkıyor. O uyarıyı tıklayalım. Avrasya Anket'e abone oldunuz mu? Yani bizim iki kanalında birbirine hani bağımsızmış gibi görünse de aslında birbiriyle çok yakın bağlantısı var. Hani bağımsız gazetecilik, bağımsız anketçilik birbirinden bağımsız da değil aslında bu noktada. Abone olmanızı önemsiyorum Avrasya Anket'e. Mutlaka onu ihmal etmeyelim. Hatta bir 5 saniye ayıralım. Ayırmakta sorun değil arkadaşlar. Hani bizim iki kanalın da 100 bin aboneye bir an önce erişmesi gerek, onayını alması gerekiyor. Daha fazla kişiye YouTube tarafından önerilmesi gerekiyor. Bunu önemsemenizi rica ediyorum. Tabii katıl butonları da çok önemli arkadaşlar. Şimdi Kemal, ben yıllardır tanırım. Yani iyi bir dostluğumuz var her şeyden önce. 7-24 beraber olduğumuz günler bile vardır Kemal'le. Bu anketin finansmanını ilk kez, bu çok önemli bir kavram. Bir saniye empati diyebilirsiniz. Siyasi partilerden değil ya da belediyelerden değil, doğrudan
yurttaşın fonladığı bir anket sistemiyle anketler yapılıyor. Bu onların artık politik baskısını azaltmış oluyor. Bazen anket firmaları, ben biliyorum, Kemal'den de biliyorum. Bazı işte X şahsı ya da X, Y kurumu ya da C partisi Kemal'e anket sonuçlarını yayınlatmıyor sonuçlar kötü gelince. Ama Kemal yaptı anketi, objektif şekilde yaptı. Ama evet, şimdi buna gerek kalmıyor yani. Bunun için katıl butonuna basmanızı gerçekten önemsiyorum. Hani bazen biz de 23 derece olarak ilk zamanlar anketlerine katıl butonumuza destek olduk. Ama şimdi Kemal kendi başına hallediyorsun değil mi Kemal herhalde? Evet evet, hallediyorum artık, öğrendim montajı falan. Hani çok kalitesiz oluyor ayrı mesela ama en azından ya zaten kimse benden görsel bir kalite beklemiyor yani, ondan eminim. Ya beklemesin benden, de Kemal yani bu tipe diyelim. İnsanlar benden kaliteli veri bekliyor, onu da anlatıyorum yani ve onu anlatacak kadar montaj falan yapmayı öğrendim yani. Ne güzel ne güzel. Ama Kemal senin kanaldaki ya, bu, bak şunu eleştireceğim. Sevgili Avrasya YouTube kanalı izleyicileri, hepinizi çok seviyorum. Birbirimizden bağımsız değiliz. Ama ahde vefa yani. Sonuçta bu kanalın kuruluşuna kadar tırnaklarımızla gecemizi gündüzümüze... Dur, onu sen söyleme, onu ben söyleyeyim. Söyle. Daha güzel olur. Sevgili Avrasya anket izleyicileri, şimdi Gökhan'la aynı anda aynı yayını çekiyoruz. Gökhan her şeyiyle uğraşıyor, didiniyor, sağ olsun. Bu en başından beri hep böyleydi. Hatta beni yayına çıkartmak için çok uğraşıyordu. Yani kendi yayınına değil, bana video çektirmek için, kendi kanalım için, bizim kanalı büyütmek için. Ve 23 Derece TV'den bize çok fazla abone geldi. Ama bizden 23 Derece TV'ye çok fazla abone gitmiyor. Bunları görüyoruz. Haklı olarak Gökhan da bizden bir destek bekliyor. Bizim de sadık izleyicilerimizin içerisinde 23 Derece abonesi olmayan varsa şu anda üstte abone ol yazısı çıkıyor. Ona tıklayın, abone olun. Gökhan hakkı ödenmez. Kemal, şimdi biz kendimize daldık da biraz da gündeme devam edelim. Yakında bir istifa bekliyor musun? Sürpriz. Sürpriz istifa. Yani malum artık bir Instagram oldu, bir Twitter oldu, bir TikTok istifası, bir YouTube istifası olur mu? Yani Devlet Bahçeli'nin AKP'den istifasını bekliyorum demiş. Ben çok ilginç bir şey. Eğer Amerika yaptırımları ve Avrupa yaptırımları konusunda az buçuk bağı koparmayacak şiddette ve dozajda olursa 14 Mart MHP'nin kongresi. Bahçeli'nin şimdi yaşı itibariyle de bayağı doldu. Geriye çekilme ihtimalini bile düşünmüyor değilim yani. Süleyman Soylu ismini düşünmesini düşünürüm. Yok yok, şöyle, Süleyman Soylu'nun veya MHP'nin içerisinden olmayan herhangi bir kişinin MHP genel başkanı olma ihtimali sıfır. Öyle söyleyeyim sana. Gerçi o da doğru. Köklü bir partiden bahsediyor. MHP bu konuda çok şeydir. Ne diyeyim, katoliktir. Çok katıdır. MHP'nin içerisinden, çekirdeğinden yetişmemiş birisini asla MHP genel başkanı yapmazlar ki. Şunun şurasında Süleyman Soylu'nun 2-3 yıl önce MHP'ye kafa tasçı falan dediği videolar çıkar yani, biraz araştırsan. O yüzden asla olmayacak bir şey. O zaman Bahçeli ile MHP yola devam edebilir diyebiliriz. Bahçeli ile bence devam edecekler ama hani Bahçeli'den sonra veya illa Bahçeli çekilirse genel başkan zaten belli MHP'de. Böyle bir arayış yok MHP'de. Süleyman Soylu mu olsun, şu mu olsun diye bir arayış yok. Genel başkan adayı belli zaten. Kim? İzzet Ulvi Yönter. İnan ben bir gazeteciyim. Demek ki MHP siyasetini yakın takip etmiyorum ama ismi ilk defa duydum desem. Yani Devlet Bahçeli'nin ismini de birçok insan ilk defa duymuştu kazandığında gazetecilerden. Çünkü hep gerideydi. Öyle çok göz önünde değildi. Onlarca ülke ocağı kurucu başkanı falan vardı adaylar. İşte Rami Zongunlar vardı, Tuğrul Türkeş vardı. Hatta ilk turu da Tuğrul Türkeş kazanmıştı. Olaylı bir kongre sanıyorum. O kongre iptal olmuştu. Kavga çıkmıştı büyük bir kongre. Devlet Bahçeli'nin ilk seçildiği kongrede. Evet, Kürsü evet. Giymişti. Evet, ya ilk turu da Tuğrul Türkeş kazanmıştı. İkinci turda şey kazandı. Devlet Bahçeli kazandı. Yani bir sürü çok ünlü ülkücüler vardı ama geri planda oyun kurucusu Alparslan Türkeş'in siyaset belirleyicilerinden birisi olduğu için Devlet Bahçeli kazanmıştı. Gene aynısı olacak. Yani başka adaylar elbette çıkabilir. Ama açıkçası Devlet Bahçeli hayattayken devredecekse bir aday çıkmaz. Yani Ulvi Yönter olacak der, Ulvi Yönter olur. Ben hala söylüyorum, MHP'nin genel başkanı
Hani bu kongrede mi olur, bir sonraki kongrede mi olur bilmiyorum ama Devlet Bahçeli'nin etkileyeceği her kongrede İzzet Ulu Yöntem olacak. Bu da çok ilginç bir iddia olarak biz tarihleri not edelim. Bu 6 Aralık yayınımızda Kemal. Kemal, şimdi anketçisin. Sana sık sık bu soru soruluyordu. Adım Gökhan kadar eminim. Bazen yayınlarını da görüyorum, canlı yayınlarını. Erken seçim ne zaman? Yani bir, erken seçim olacak mı? İki, ne zaman? Ben de sorayım. Yani ben erken seçim beklemiyorum. Yani normal şartlarda hani hükümetin isteğiyle vesaire bir erken seçim beklemiyorum ama ülke de yönetilemez durumda ve yönetilemez olduğunun hükümet de artık çok net farkında. Hükümet ortakları da bence farkında. Bu iş ne kadar gider bilmiyorum ama hani hükümet isteğiyle, Erdoğan'ın isteğiyle falan bir erken seçim olmaz. Ancak AKP milletvekilleri gruplar halinde kopmaya başlarsa o zaman bir erken seçim gündeme gelebilir. Bu kışın nasıl geçeceğine bağlı. Bir de açıkçası Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin yükseliş trendine bağlı erken seçim. Ama ben kısa vadede beklemiyorum. O yükseliş trendini şöyle biraz açalım istersen Kemal. Şimdi şunu fark ediyorum, yani anketçi değilim ama farklı anket firmalarının senin yorumlarını zaten izliyorum ya da tweetlerinde görüyorum. Gelecek Partisi'de, Deva Partisi her ankette bir tık bir tık ama yavaş yavaş sindire sindire yükseliyor. Bazen 0.5, bazen 0.1 ama asla %1 olmadı yükselişleri. Bu süreçte şimdi ben bilimsel bakıyorum. Bu artış devam ederse, bu doğrusal bir çizgi şeklinde, AKP'de doğrusal bir çizgi şeklinde düşüşü devam ediyor. Öyle zigzag da yok, direkt düşüş devam ediyor. Bir noktadan sonra AKP tamamen iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaz mı? Yani AKP zaten şu andaki rakamlara göre de iktidarını tamamen kaybediyor da burada şu olacak Gökhan, bu kış içerisinde, bu kıştan çıktığımızda bir bakacağız. Mecliste hani barajı geçen parti sayısı belki 5 belki 6 olmuş. Bunu yani göre- meclis aritmetiği değişebilir bu durumda AKP'den ya da tabii ki yani hani seçim olsa barajı aşabilecek parti sayısından bahsediyorum. Grup olarak bahsetmiyorum. Ama bu olduğunda zaten AKP'den kitlesel kopuşlar olur. Milletvekillerinde toplu toplu grup grup milletvekilleri kopmaya başlar. İkinci gördüğüm nokta şu, işte Gelecek Partisi, Deva Partisi çok yükselecek. Böyle görüyorum ben. İkisi birden yükselecek. Ben başlangıçta böyle tahmin etmiyordum. Ama ikisinin kitleleri farklı. Bence ikisi birden yükselecek. Hem Gelecek hem Deva. İyi Parti zaten yükselişte. Ben asıl sürprizi söyleyeyim size. MHP çok yükselecek. MHP AKP'deki kopuşlardan mı kaynaklanıyor? Evet. AKP'den kopanların 3 kişi kopuyorsa 4 kişi kopuyor diyelim. Bir tanesi Geleceğe, bir tanesi Deva'ya, bir tanesi İyi Parti'ye gidiyor diyelim. Misalen söylüyorum. Başka partiler de olabilir bu isimler. Ama bir tanesi mutlaka MHP'de kalıyor. Çok normal değil mi Kemal? Şimdi muhafazakar, çok demokrat normal. Taban vardı. O kadar milliyetçileştirdiler ki, o kadar ırkçı söylemler, popülist söylemler kullandılar ki. Yani muhalefet kanadına geçemiyor. Direkt MHP'ye geçmiş oluyor. Bak, yani Gökhan, zaten Devlet Bahçeli'nin bütün planı şu anda bu. Yani çok basit düşünmek lazım. Yani düz düşünelim. Hani diyor ya, futbol çok basit bir oyundur, onu insanlar zorlaştırıyor diye. Yani bu siyasi çok basit bir matematik. Yani siyasi partiler oylarını artırmak için çalışır. Doğru mu? Aynen. Doğru. Peki MHP'nin şu anda Türkiye'nin bu konjonktüründe oy alabileceği parti hangisi? AKP, başka parti yok. İyi Parti'den oy alabilir mi? Yani ağzıyla kuş tutsa İyi Parti seçmeni Devlet Bahçeli'ye güvenip oy verir mi? Sana çok radikal bir şey söyleyeceğim. HDP'den oy alabilir ama İyi Parti'den alamaz. Bak, oradan alamaz. Bir, HDP zaten hedef kitlesi değil, oy alamaz. Öyle bir talebi de yok. İki, Gelecek Partisi ve Deva Partisi zaten AKP'nin MHP'lileşmesinden, Erdoğan'ın Bahçeli'leşmesinden bozulup kaçmış seçmenler. Bunlardan da oy alamaz. Geriye ne kaldı? AK Parti kaldı. Zaten bütün siyasetini de AK Parti seçmeninden oy almak üzerine kurguluyor. Bak Gökhan, geçen Metropol Araştırma'nın bir anketini gördüm ve yorumladım onu. Orada çok ince bir şey gördüm ben. MHP seçmenin içerisinde ekonomik ve demokratik reformlar gereklidir diyenler %75'in üstünde. AKP seçmeninde ise sadece %49. Yani reform istemeyenlerin çoğunluğu AKP seçmeni. Devlet Bahçeli'nin kendi seçmeninin %85'i reform gerekli diyor.
Bu kendi seçmeni için siyaset yapmıyor. Muhalefet partilerinin neredeyse %100'ü reform gerekli diyor. Reform gereksiz diyen, reform istemiyorum diyen sadece AKP seçmeni var. Devlet Bahçeli de o AKP seçmenine hamle yapıyor. Reform istemedi adam kendi seçmeninin %85'i isterken. Çok ilginç bir bakış açısı ama çünkü doğru kendi yani. Kendi seçmenini cebinde görüyor. AKP'den oy alma derdinde. Ben de onu diyorum yani. AKP ile buluşarak ayrılmayacak. Bak Gökhan. İsterlerse ne derlerse desinler. Notre Dame'us desinler. Sallıyor desinler. Ne derlerse desinler. Türkiye'de erken seçim olması için en güçlü ihtimal şu. Devlet Bahçeli AKP'yi yeteri kadar sömürdükten sonra ki marjinal paylar sağlayacak. AKP'yi kış sonuna doğru da bütün AKP seçmeni de artık ya kardeşim açım demeye başladıktan sonra dımdızlak ayazda bırakabilir. İşte o zaman erken seçim olursa olur. İşte Kemal ben onu demek istiyorum. Aslında tam o sırada da MHP bir genel başkan değişikliği yaparsa MHP oy patlaması yapar. İşte tam da bu noktada benim de tezlerim bu noktada yayınlarda. 14 Mart'a kadar ben Türkiye'de ekonomik tablonun çok da iyimserleyeceğini düşünmüyorum makyaj değişikliğiyle. Bir. İkincisi AKP-MHP arasındaki ilişkiyi sen çok güzel açıkladın ama ben bilimsel yaklaşıyorum. MHP AKP'de alabileceği marjinal oyu aldıktan sonra en son milliyetçileştirdiği, şovanistleştirdiği oyu aldıktan sonra artık AKP ile bir işi kalmayacak. Ve hatta bu ittifakı MHP şu şekilde terk edebilir. Daha doğrusu AKP'ye uyarı yapabilir. Sen artık milliyetçi, vatansever, tek bayrak tek devleti savunmuyorsun diye ifade edilir. Yani evet, bu cümleyi MHP'nin savunması MHP oy mu kazandırıyor hem de en çok kazandırıyor. AKP'nin seçmenlerini 4 yıldır AKP aşama o şovenistik, o popülist virüsü vücuduna bulaştırdı. AKP içinde bu kadar şovenizm yoktu. Popülizm yoktu. Ya da bu sağcı söylemler hakim değildi. İslamcı, hatta siyasal İslamcı bir virüs vardı. Bunun dışında baktığımda o ihvancı gelenek vardı. Liberaller vardı. Hatta sosyalistler vardı. O 2001'den 2011'e kadar olan AKP'yi iyi hatırlayalım. Bu yüzden evet, ben de seninle hemfikirim. 14 Mart tarihinde ben MHP'de lider değişikliğinin tarihsel bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Bakalım ama kim olacağını bilmiyorum ama. Lider değişir ve MHP'de ittifaktan çıkarsa MHP %25'i bulur, AKP %20'leri bile bulamaz. Yani %25 çok iyimser bir rakam ama AKP içerisinde %20 görse bile MHP, yani MHP ömrünü devam ettirir. Hatta size şunu söyleyeyim. Evet. 50 yıl sonra eğer ömrümüz yeterse 87 yaşında olacağım. Yaşayayım değil mi Kemal o güne kadar? Yaşasın. 50 yıl sonra Türkiye'de yine MHP var, yine CHP var olacak. Ama AKP var, o kadar. Tabii. Necati, bunlar büyük kitle partileri, ideoloji partileri, AKP gibi ne bileyim Deva Partisi gibi vesaire konjektörel olarak kurulmuş partiler değiller. Yani ben bunları popüler kültür partisi diye tanımlıyorum. O popülerliği bittiği zaman biten partiler ama CHP, MHP, işte Saadet Partisi bile ismi değişebilir ama o şey yürüyecek yani yukarıya doğru. Tarih boyunca kalacak partiler bunlar. Geçen Kemal sana çok trajik bir olay anlatmak istiyorum. Hani 90'lı yıllarda siyasete ilgi duyuyordum. Daha çocukken başlamıştım. Demirel'i hatırlıyorum. Doğru Yol Partisi'ni, Tansu Çiller'i, Cin Doruk'ları hatırlıyorum. Doğru Yol Partisi ya, iktidardaki bir parti ya. Levent Mazlı Güney değerli avukatımız artık oldu. Avukatlarımızdan birisi oldu. Onun ofisine giderken ara sokaktan gittim. Necati Bey Caddesi'nde Doğru Yol Partisi genel merkez yazısını gördüm Kemal. Yemin ederek söylüyorum o caddenin arkasında arka sokakta. Önünde otlar birikmiş. Yani giriş katı zaten bir dükkan gibi. Giriş katı otlar birikmiş. Camlar kirden, tozdan artık cam özelliğini kaybetmiş. Yani kapıyı bir zorlayayım dedim. Hani kim var deyip kapı pas tutmuş. Ya dedim ki ya Tabela Partisi'nin ötesinde bir durum. Gerçekten trajik bir sondan bahsediyoruz. Politik bir trajik son. Evet. AKP'nin politik trajik sonu yine Doğru Yol Partisi'nin tabelası olacak. Ben ileride AKP'li isminin anılmayacağı, 50 yıl boyunca bu ismin Türkiye'de zikredilmeyeceği bir politik sürece gireceğini düşünüyorum. Bence AKP'nin en büyük katkısı bu Türkiye'ye. Ben de çok zikredileceğini ama hep olumsuz biten fiillerle zikrediyorum. Ben o anlamda söyledim zaten aslında da. O kadar da açık açık söylemiyorum. Kemal sen Antalya'da, ben Ankara'da yayın yapıyoruz. Rütük denetimimiz artık başımızda. Zaten kılık kıyafetimizin de kiminlerde yayın yaptığı gayet belli. Bildiğim konum atıyoruz şu anda. Yo, ben kazakla girecektim de o kadar da değildim. Şu anda Ankara'da bu yayını çektiğimizde değerli izleyiciler 7 derece. O kadarını söyleyeyim. Herhalde Antalya 20 vardır. Muhtemelen vardır evet. Aynen. Kemal yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım. Var mı eklemek istediğin başka bir konu?
Yani sevgili dostlar, eklemek istediğim konu, bizi takip edin. Gökhan'ın 23 derece TV'yi takip edin. Mümkün olduğu kadar destek olun. Bildirimleri açın. WhatsApp'ınız dahil her türlü iletişim aracından her türlü tanıdığınıza bizi önerin. Bu kadar. Kemal, çok önemli bir noktaya değindin. Şu anda sosyal medya yasası geçiyor. Pardon, geçti derken uygulamaya geçiyor. Yani Twitter'a, Facebook'a, YouTube'a kademe kademe cezalar artıyor. Hani olası Avrupa Birliği'nden sonra içe kapanmak için zemin hazırlanıyor. İçe kapanırsa Twitter, YouTube kapanır. İzleyicilerim bana soruyor, ne yapacaksınız? Ben hemen burada müjdesini vereyim. Hem Avrasya için hem kendimiz için. Bir, Türkiye'de lisans almış sosyal medya mecraları var. İşte Telegram var. VK var. Yani Rus YouTube'u diyebileceğimiz. Hani orada mı yayın yapacağız? Ya kardeşim tamam, orada da yayın yapacağız. Mecbur yapacağız. Yeter ki haberi ulaştırmak için mecralarımız olsun. Bunun için ben sizlerden ricam. Şu anda Kemal'in kanalının altında da, benim kanalımın altında da, açıklama kısmında var. Telegram kanallarımız arkadaşlar. Amasız, lakinsiz. Mutlaka o kanallarımıza üye olun. Biz oradan duyurularımızı yapacağız. Hani benim ilkesel duruşum şudur. Bir şey olsa, biz dumanla da olsa size haber iletiriz. Siz bizi izlemeye evet, devam edin. Evet, ben de bunu çok önemsiyorum. Telegram grubunu da büyütmemiz gerekiyor. Hiçbir şey olmasa videolarımızı, telefonlarımızı da çekeriz. Telegram grubumuza atarız. Yani aynen. Size bilgi vermekten geri kalmayız. Yeter ki siz bize ulaşmanın bir yolunu bulun. Aynen. Onun için de şimdiden bir sorumluluk görün. Yani 5 saniyenizi şimdi ayırın, tıklayın. Bir saniye hemen tıkladığınız an zaten gruba katılmış olursunuz değerli izleyiciler. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.